Sinema severler olarak hepimizin bir filmin yapım süreciyle ilgili az çok fikri vardır. Bu kadar bütçenin döndüğü, insanın çalıştığı, teknolojinin kullanıldığı projeler inanılmaz derecede planlanmış ve her türlü hazırlığı yapılmış olmalıdır. Bazı yönetmenler ve oyuncular ise kuralsızlıktan güç alır. Sete kadar planlamayı minimumda tutarlar ve bunun yaratıcılığı arttırdığını düşünürler. Kimi zaman da siz ne kadar plan yaparsanız yapın, sette istenmeyen durumdan ortaya çıkar. Ya da bir sahne tekrar çekilir. Ama sahnede işlenmeyen bir şeyler vardır. Nedeni ne olursa olsun bu gibi durumlarda usta oyuncular bir adım öne çıkar ve verdikleri doğaçlama performanslarıyla sinema tarihine geçerler. Bu videomuzda da bu doğaçlama sahnelerinin nasıl ortaya çıktıklarını izleyeceksiniz. Videoya başlamadan önce bu tarz videoların devamı için videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. İyi seyirler. Jim Gordon'un Joker'ı yakaladığından ötürü terfi aldığı bu sahne hepimizin ezberindedir. Bu sahnenin hala aklımızda olmasının tek nedeni tabii ki de Heath Ledger'ın karakterini direkt yansıtan, doğaçlama olarak yapılan alkışlama şeklidir. Ludacris bir röportajında Dwayne Johnson'ın doğaçlama sahnesiyle ilgili konuşmuştur. Birçok kez o sahneyi çektik ve filme eklenebilecek birçok fikrimiz vardı. Hızlı ve öfkeli altıda ağzımdaki de püskürtüp Ludacris'e yapılan yoruma güldüm. Çünkü onunla ilgili bir şaka yapılmasını istemiştim. Senaryoda bu yoktu diye konuştu. Hey Mia, bebek yağını saklasa niye edersin? Şaka yapıyorum. Sen o koca alnını saklasa niye edersin? Sen o koca alnını saklasa niye edersin? Yine Joker, yine efsanevi bir sahne. Senaryoya göre patlamalar başlar. Joker hastaneden çıkar ve o sırada hastane yıkılmaya başlar. Ama bu Joker için fazla cool'dur. Otobüse yaklaştığında ise arkasına döner ve unutulmaz o doğaçlama performansı verir. Legolas ve Aragorn bu sahnede hobbitlerin bedenlerinin yandığını ve öldüklerini düşünürler. Aragorn çelik bir miğfere tekme atıp acı içinde yere yığılır. Hepimiz izlerken bunu hobbitleri kaybetmenin acısı sandık. Ama aslında Aragorn'u canlandıran Viggo Mortensen miğfere tekme attığında iki ayak parmağını kırmış ve o çığlık ve haykırış gerçek fiziksel acısının dışa vurumuymuş ve istemsiz doğaçlamayla gelen mükemmel performans ortaya çıkmış. The Godfather'daki bu sahneyi bu kadar unutulmaz kılan detaylardan biri de Vito Corleone'nin diyalog sırasında kediyi sevmeye devam etmesi. Tansiyonun tavan yaptığı anlarda ise kediyi bırakıp ayağa kalkarak adeta onu bir atmosfer değiştirici gibi kullanmasıdır. Senaryoda ise aslen kedi yoktur. The Shining deyince ilk akla gelen sahnelerden biri kapı kırma sahnesidir. Jack Nicholson'ın kapıyı kırıp kafasını uzattıktan sonra söylediği söz ise senaryoda geçmez. Nicholson bu sözü tamamen doğaçlama bir şekilde yapmıştır. Here's Johnny. Marvel filmlerinin başarısı bu sahnede saklı aslında. Ne kadar uçuk bir hayal dünyası anlatsalar da küçük bir sahnede gerçek hayatla bağ kurup bir anda yüzümüzü güldürmeyi başarabiliyorlar. Ölümden dönen oyuncu dürüm yemeye gidelim derken aslında doğaçlama yapıyordu. Daha sonra bu espri beğenilmiş ve filme dahil olmuştur. Sen hiç döner yemiş miydin? Buraya iki blok ötede bir dönerci var. Ne olduğunu bilmiyorum ama deneyeceğim. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Peki sizin en sevdiğiniz sahne hangisi oldu? Yorumlarda bize yazmayı unutmayın. Ayrıca bu videoyu arkadaşlarınızla paylaşarak onların da eğlenceli vakit geçirmelerini sağlayabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.